arkadaşlar. Öğretim görevlisi Duygu Yavuz Otopsi Yardımcılığı Programı. Bugün sizlerle arşiv ve dokümentasyon dersimiz kapsamında hasta dosyaları ve tıbbi belgelerden bahsedeceğiz. Hasta dosyaları ve tıbbi belgelere detaylı şekilde girmeden önce biraz aslında ana terimlerden, ana tanımlardan başlamak istiyorum. Döküman ve dokümentasyonun tanımlarından başlayacağım. Döküman bir araştırmada bilgi kaynağı olarak derlenmiş, toparlanmış, bir araya getirmiş aslında verilerdir. Bu verilerin bir araya getirilip düzgün bir şekilde toplanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve saklanması ise dokümantasyon kapsamına girmektedir. Peki tıbbi döküman ve tıbbi dokümantasyon nedir? Tıbbi döküman insan sağlığını ilgilendiren konularda bir hastanın bir kuruma başvurduğu zaman burada geçirdiği işlemler, kim tarafından bu işlemlerin yapıldığıyla ilgili belgelerin, bilgilerin bir arada bulunduğu belgelerdir. Bu tıbbi dokümantasyon içerisinde ise sağlık kurumları, sağlık personeli veya sağlık yönetimiyle ilgili dokümanların ya da dokümanlarda kayıtlı bilgilerin bir araya getirilip analiz edilmesi ve uygun şekilde saklanması olarak tarif edebiliriz. Biraz tarihçesine bakmak istiyorum. Evet, yazı bulunduktan sonra biz tıbbi bilgileri, o dönemdeki hastalıkları, nasıl teşhis konulduğunu, nasıl bir tedavi yapıldığını yazılardan görebiliyoruz ama aslında daha da öncelere baktığımızda fosillerden, çizimlerden, mağara resimlerinden, kil tabletlerinden, daha sonraki aşamalarda papirüslerden biz bunları elde edebiliyoruz. Fosillerden örneğin mağara duvarlarında amputasyonla ilgili bilgileri elde edilen çalışmalar var. Bunun dışında kil tabletleri üzerinde, özellikle mısır papirüslerinde akrep sokması ile ilgili bilgiler, nasıl teşhis konulduğunu, tedavisinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri elde edebiliyoruz. Edwin Smith papirüslerine baktığımız zaman artık biraz daha gelişmiş bir durum var. Anatomik bölgelere ayrılmış durumda. Örneğin kafa yaralanmalarıyla ilgili bilgileri buradan elde edebiliyoruz ve bunun dışında 48 tane farklı hastalığında nasıl teşhis konulduğunu, nasıl tedavi edildiğini, bununla ilgili tedavi formüllerini, reçeteleri buralardan elde edebiliyoruz. Ebers papirüslerine bakacak olursak M.Ö. 1550'li yıllar, iç hastalıklar, göz hastalıkları gibi aslında artık alan alan ayrılmış bir şekilde biz bu bilgileri elde ediyoruz. Bunun dışında anatomik bölgeleri, fizyolojiyle ilgili bölümleri, bunlarla ilgili reçeteleri ve cerrahi vakalardan da bahsedildiğini görüyoruz. Ve Hipokrat, artık Hipokrat'ta kronik, akut, endemik, epidemik gibi biz hastalıkların ayrıldığını görüyoruz. Hipokrat bunları akut, kronik, endemik ve epidemik şekilde ayırmış durumda. Bunun dışında göğüsle ilgili hastalıkları ilk kez yazılı hale getirmiş. Vital bulguları not etmiş, kitap haline getirmiş. Vital bulgulardan bahsettiğimiz ateş, nabız, solunum gibi bulgular. O yüzden birçok yerde de bunları görebiliyoruz. İbn Sina'ya baktığımız zaman yine büyük küçük kan dolaşımı, kanın vücuttaki görevi nedir? Doğum mekanizması, bu mekanizma nasıl işler? Bunun dışında sağlığa yardımcı olan şeyler, spor yapmanın, beslenmenin veya uyku düzeninin nasıl etkilediğiyle ilgili ve bunun gibi bir sürü aslında tıbbi bilgileri buralardan elde edebiliyoruz. Hasta dosyaları tanımına baktığımız zaman farklı kaynaklarda farklı tanımlamalar görebiliyoruz. Ben de size birkaç farklı kaynaktan alınan tanımlamalardan bahsetmek istiyorum. Birinci olarak sağlık hizmeti almak için başvuran kimselere kurumda uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili bu işlemlerin kimler tarafından yapıldığı ya da diğer tıbbi bilgilerle ilgili doğru ve düzenli şekilde kayıt altına alınmış tıbbi dokümanların bir araya getirildiği dosyalardır bunlar, hasta dosyaları. Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi hasta dosyası tanımı ise şu şekilde. Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların muayene, teşhis, tedavi evraklarının bir araya getirildiği, A4 boyutunda karton kapaktan oluşan, yine yönetmeliğe uygun renkli şeritlerin olduğu ve telli bir saklama aracı olarak tanımlıyoruz biz bunları.
Tıbbi belgeler bize ne gibi faydaları var? Öncelikle hastanın hastalığının seyrini, tedavisini ve tanısını öğrenmesini sağlıyor. Çünkü hasta hakları dolayısıyla hastanın kendisiyle ilgili hastalığın tanısını, tedavi süreçleriyle ilgili bilgileri edinme hakkı var. Dolayısıyla bu belgeler sayesinde hastalar kendileriyle ilgili onlara konulan teşhisi, tanıyı ve tedavi süreçlerini takip edebiliyorlar. Bunun dışında hem kurum hem de personel tarafından hastaya verilen bakımın somut bir kanıtı. Daha ileri slaytlarda bahsedeceğiz ama eğer adli makamlara intikal etmiş durumlar söz konusuysa bunlar birer kanıt niteliğinde. Hekim ve hasta bakımı veren diğer sağlık personeliyle iletişimi sağlıyor. Öncelikle hasta ve hekim arasındaki iletişimi sağlıyor. Bunun dışında biliyorsunuz hasta dosyalarının mülkiyeti kurumlara ait ve bazen hastalar kurumlarını değiştirebiliyorlar ya da hekimlerini değiştirebiliyorlar. Bu durumda oluşturulmuş olan hasta dosyaları aslında güzel bir kaynak. Bazı örneğin laboratuvar sonuçlarının tekrarlanmaması, röntgen tekrar çekilmemesi gibi durumlarda iletişimi çok kolay sağlayabiliyor. Bilimsel ve araştırmalar ve hasta bakım kalitesini yine ölçmek için, değerlendirmek için kullanabiliyoruz. Yine kurumlar kendileri içerisinde bazen istatistiksel araştırmalar yapabiliyorlar. Onun dışında gerekli izinler aldığı takdirde yine hasta dosyası ve tıbbi belgeler üzerinden bir takım araştırmalar yapılabiliyor. Bunlar için de çok önemli veri kaynakları. Bunun dışında iyi bir eğitim materyali, özellikle tıp fakültelerinde de hasta dosyaları üzerinden vaka değerlendirmek uygun koşullarda kullanılabiliyor. Ya da yargıya yansımış vakalarda demin de bahsettiğimiz gibi birer delil niteliğinde bu savcılık veya mahkeme tarafından hasta dosyaları ya da tıbbi belgeler istenip bunun üzerinden değerlendirmeler de yapılabiliyor. Tabii ki buradaki en önemli durum hepsi için hasta dosyalarının eksiksiz ve tam bir şekilde toparlanması, tüm belgelerin eksiksiz olması çok çok önemli. Hasta dosyası organizasyonuna baktığımız zaman klasik hasta dosyası ve bir de bilgisayar destekli hasta dosyası olarak tanımlayabiliriz. Burada klasik hasta dosyası dediğimiz yataklı tedavi kurumlar yönetmeliğindeki tanımlamadan bahsettiğim gibi karton kapak, iki kapaklı, yanda yönetmeliğe uygun şeritleri olan klasik hasta dosyalarıdır. Sizlerin de bildiği gibi. Bunun dışında tabii ki teknolojinin gelişmesiyle bilgiler beraber bu artık bilgiler bilgisayar sistemi destekli otomasyon sistemlerine de yükleniyor ve burada bir data elde edilmiş oluyor. İkisinin de tabii ki avantajları ve dezavantajları var. Dolayısıyla ikisini birlikte devam ettirmek biraz daha doğru olacaktır belki. Klasik hasta dosyasının avantajlarına baktığımız zaman aslında daha ayrıntılı bilgiyi elde edebiliyoruz. Bütün belgeleri içerisine koyabiliyoruz. Alışılmış bir düzen var çünkü dokümantasyonun yapılmaya başladığından itibaren aslında klasik bir yazma söz konusu. Dolayısıyla bir düzen var. Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar destekli sistemler sonradan çıkmış. Belki adapte olmak sıkıntısı olabilir. Bu yüzden bir avantajı da alışılmış bir düzen olması. Herkesin daha çok adapte olması. Taşınabilirlik olması. Hasta dosyaları arşive gönderilebilir. Arşivden tekrardan istenilebilir. Bu tarz taşınabilirlik kolaylıkları var. Bir de teknik sorunlar biraz daha az risk gösteriyor. Çünkü herhangi bir teknik sorun olduğu zaman teknoloji anlamında klasik hasta dosyaları bunlardan etkilenmeyecektir. Dezavantajları var mıdır? Tabii ki de vardır. Evet, belki teknik sorunlar daha az ama bunun dışında işte yangın, sel gibi durumlar olduğunda da riskler söz konusu. Böyle de bir dezavantajı söz konusu. Bilgisayar destekli hasta dosyalarında ise çabuk ulaşım var. Çünkü klasik hasta dosyalarında eğer dosya arşive kaldırıldıysa arşivden tekrar istem fişiyle istemek, oradan hasta dosyasını almak, tekrar teslim etmek bir zaman alacaktır. Fakat bilgisayar destekli hasta dosyalarında belki de hastanın sadece TC'sini girerek ya da belli karakterleri, bilgileri girerek biz hastanın bilgilerine çok daha kısa zamanda ulaşabiliyoruz. Herhalde en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Etkin veri saklama, bütün dataları birleştirebiliyoruz.
o yönden avantajlı. Kaybolma riskini en aza indirmek. Klasik hasta dosyaları belgeler içerisinde saklandığı için kaybolma riski biraz daha fazla. Fakat bilgisayar destekli hasta dosyalarında bu biraz daha az riskli. Veri tabanı oluşturabiliyoruz. Demin de bahsettiğim gibi veri tabanları sayesinde istatistiksel araştırmalar bile yapılabiliyor. El yazısı sorunu ortadan kalkıyor. Çünkü el yazısının okunabilir olması, bunun normal sisteme geçirilirken yanlış geçirilme olasılığının olması, bunlar biraz daha en aza indirilmiş durumda. Ve diğer kurumlarla da kolay iletişim söz konusu. Çünkü bir hastayla ilgili bilgiyi bir kurumdan istemek, bu kurumun arşivdeyse dosyayı alması, bunlara tekrar iletmesi bir zaman. Fakat burada bilgisayar destekli durumlarda bir belgeyi istemek, belgeyi göndermek biraz daha kolay olacaktır. Hasta dosyalarının farklı taraflara göre farklı önemleri var. Hasta için ayrı bir önemi var, hekim için ayrı bir önemi var, kurum için ayrı bir önemi var, adli yönden farklı bir önemi var, eğitim için farklı bir önemi var, bir de halk sağlığı araştırmalarında. Tek tek biraz bakalım. Bir kere hasta yönünden önemi şu şekilde. Hasta biliyor ki kuruma geldiğinde, kuruma girdikten ve çıkana kadar olan tüm süreçte geçirilen tüm işlemleri, bilgilerini hasta dosyasında bir arada olduğunu bildiği için bir kere en önemlisi bir güven teşkil ediyor hasta için. Hastaya da zaman kazandırıyor. Kurum değiştirdiğinde işte tekrardan tahlillerin yapılması belki ya da daha hızlı tanı konulmasını sağlıyor. Yine hasta açısından büyük bir önem arz ediyor. Hastaya ait bilgi ve bulguları bulabiliyoruz. Doğru zamanda, doğru kişi tarafından tam girişim yapılmış mı bunları elde edebiliyoruz. Klinik tanı ve tedavili yine hasta dosyalarından elde edebiliyoruz. Kurum yönünden önemi nedir? Kısa zamanda teşhis, bu kurum için de çok çok önemli. Hızlı karar vermek, dosyalardan hazır bulunan bilgilerden daha hızlı tetkikleri yapabilmek belki. Hizmet ve kalite değerlendirilmesi. Evet, kurumlar kalite anlamında değerlendiriliyor ama bazen kurumlar da personelini ve hizmetini değerlendirebiliyor. Yine hasta dosyaları büyük önem arz ediyor. Zaman kazanmak tabii ki yine hasta için olsun, kurum için olsun veya hekim için olsun çok çok önemli. Bir de akreditasyon aşamaları var. Nedir akreditasyon? Bir kuruluşların üçüncü bir tarafça, bağımsız ve tarafsız bir başka bir kurum tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla da denetlenmesidir. Yine hasta dosyaları da bu konuda önemli. Hekim yönünden önemli çünkü hızlı teşhis konulabilir, daha hızlı bilgilere ulaşılabilir, zaman kaybı olmaz ve bir de takip kolaylığı. Daha küçük kurumlarda belki günde daha az sayıda hasta gelecekken çok büyük kurumlarda daha fazla sayıda hasta geliyor. Dolayısıyla hekimin de her hastanın bilgilerini hafızasında tutmasında sıkıntı olabilir. Hasta dosyaları ve tıbbi belgeler sayesinde bu da aşılacaktır ve unutmayı mutlaka önleyecektir. Bir de hastasının takibini kolaylaştıracaktır. Hasta dosyasının adli yönden önemi de çok. Bahsettiğim gibi mahkeme veya savcılık kanalıyla bu belgeler istenebiliyor farklı davalarda. İstedikleri takdirde fotokopisi kurumda kalmak kaydıyla kendisini, hasta dosyasını ya da belgeleri gönderebiliyoruz. Bazen bilirkişiler hasta dosyaları üzerinden değerlendirme yapılabiliyor. Ama en başta söylediğim gibi bu hasta dosyaların her zaman tam ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu yönden de çok çok önemli. Hasta dosyası arşive girene kadar zamanında hazırlanmış, denetlenmiş ve arşive girdikten sonra tam bir hasta dosyası halinde olması gerekiyor. Çünkü bazen adli yönden bu belgelerin ne zaman isteneceğini bilemediğimiz için arşivden istediğimiz dosyanın mutlaka tam ve eksiksiz olması lazım. Bu her zaman için geçerli. Malpraktis olgularında yine olabilir veya adli makamlardan gelmez fakat kuruma şüpheyle gelir, adli vaka şüphesiyle gelir. Biliyorsunuz ki bildirim yükümlülüğümüz var böyle bir şüphe olduğu zaman. Dolayısıyla bunlar için de mutlaka hasta dosyaları, tıbbi belgeler çok çok önemlidir.
Hasta dosyasının hak sağlığı yönünden önemi şöyle. Bireysel hastalık tespiti evet yapılıyor. Bunun dışında bölgesel hastalık tespiti de yapılıyor. Belli bir yerde çıkan salgın hastalıklar veya bir bölgedeki bir hastalığın çok fazla ortaya çıkması ve artık hasta sayısının vakasının çok artmasıyla hasta dosyaları üzerinden de değerlendirilip belki korunma önlemi almak, koruyucu önlemler almayı da sağlamış oluyorlar. Eğitim yönünden önemi, burada bilimsel araştırmalar yapılabiliyor. Gerekli izinler alındığı takdirde yine eğitim tıp fakültelerinde hastaları, vakaları dosya üzerinden değerlendirilebilir. Fakat burada en önemlisi hasta mahremiyeti. Mutlaka hasta mahremiyeti korunmak zorunda. Burada kurumun, çalışan personelin kurumdan ayrılmış olması veya hastanın ölmüş olması bu mahremiyeti ortadan kaldırmıyor. Bunun dışında şuraya geri dönmek istiyorum. Adli yönden nasıl bir önemi var? Hangi davalarda kullanılabilir? Belki işçilerin tazminat davaları, meslek kazalarında, vasiyet davalarında bunlarda kullanılabilir. Ya da diğer adli vakalarda istenebilir. Tıbbi doküman türleri nelerdir? Yani biz hasta dosyalarında hangi dokümanları görebiliyoruz? Genel dokümanlardan bahsedeceğim. Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Tabii ki değişebiliyor bunlar kurumdan kuruma gene. Hastane giriş kağıtlarını, yatırma kağıdı, tıbbi müşahede ve muayene kağıdını, doktor gözlem formunu, yine hemşire izlem formlarını, derece kağıtlarını, hasta tabelasını, doktor istem formlarını, laboratuvar istem formları ve laboratuvar sonuçlarını, radyoloji istem formları, radyoloji sonuçlarını, ameliyat kağıdını, ameliyat raporunu, çıkış özeti, epikrizi veya diğer formları, adli vakaysa belki adli raporları buralarda görebiliyoruz. Yine hasta kabul kağıdı, yatırma kağıdı, gözlem formu, istem formu, laboratuvar bulgu formları, sıvı dengesi çizelgesi, hemşire gözlem kağıdı, çıkış özeti, epikrizi, yine kurumdan kuruma değişmekle birlikte bunları biz hasta dosyaları içerisinde görüyoruz. Standartlar. Giriş kağıdına bakacak olursak, hasta giriş yaptıktan sonra kimlik bilgilerini biz buradan elde edebiliyoruz. Her belgede mutlaka hastanın kimlik bilgileri mevcut. Burada aynı zamanda eğer sıkıntılı bir süreç oluşursa ulaşılabilecek hasta yakınının da mutlaka adı, soyadı, telefon numarası, iletişim bilgileri alınıyor. Yatacağı klinik, öyküsü, bulguları, tanısı buralarda görülebilir. Doktorun adı, soyadı, imzası yine bu formlarda mevcut. Bir de bu formda kurumda kaldığı sürece kurumun kurallarına uyacağına dair bir bölüm mevcut. Burada da hasta veya hasta kendinde değilse yakını tarafından bu mutlaka imzalanıyor. Yine farklı kaynaklardan aldığım örnekler bunlar. Alt tarafta mutlaka böyle bir bölüm mevcut. Tıbbi müşahede ve muayene kağıdında kimlik bilgilerini gene alabiliyoruz. Giriş çıkış tarihlerini, yattığı bölümü, yakınmasını, öz ve soy geçmişini. Biliyorsunuz kurumlara gittiğimizde bizlere sorarlar. Daha önce böyle bir şey yaşadın mı? Böyle bir hastalığın var mıydı? Ya da ailende böyle bir hastalık var mıydı? Özellikle genetik hastalıklarda öz ve soy geçmiş bilgileri de buradan elde edebiliriz. Fiziki incelemeler, ateş, solunum, nabız veya sıvı çıkışı var mı? Bunları yine buralardan elde edebiliriz. Ön tanısı varsa ön tanısını buradan elde edebiliriz. Yine form örneklerinden bir tanesi. Derece kağıdı ise aslında vital bulguların günlük olarak ve sırasıyla kaydedildiği formlardır. Ateş, solunum, nabız, kan basıncı, dışkı, idrar, ağırlık gibi ölçümler günlük ve sırasıyla yapılır. Bu da önemli, günlük tutulması ve sırasıyla tutulması. Yine hastaya ait kimlik bilgilerini, oda ve yatak numarasını, doktor ismini bu bölümlerden elde edebiliyoruz. Yine form örneklerinden bir tanesi. Hasta tabelası ise kişinin kuruma geldiğinde hastane eczanesinden veya dışarıdan getirdiği ilaçların bilgisini elde edebiliriz. Kimlik bilgisini elde edebiliriz. Verilen ilaçları yine elde edebiliriz. Öneri varsa bu önerileri de elde edebiliriz. Yine yemek ve bir tanı konulduysa mutlaka şu anda ICD-10 uluslararası sınıflandırma kodunu kullanıyoruz. Bu kodu da mutlaka tanısıyla burada bulabiliyoruz. Bunun dışında eğer bir laboratuvar istemi varsa bunları veya röntgen istemi varsa bu formları ve bunların
sonuç raporlarını yine bulabiliyoruz. Formlar şu şekilde hekim tarafından işaretleniyor. Laboratuvar bu işaretlemeye göre uygun analizleri yaptıktan sonra sonuçları tekrardan gönderiyorlar. Ameliyat kağıdı, eğer ameliyata karar verildiyse bu ameliyata karar veren kim, ameliyatı yapan hekim kim, ameliyat ekibi kim, ameliyattan önceki tanısı ne veya ameliyattan sonraki tanısı ne, bunları yine hastanın kimlik bilgilerine elde edebiliyoruz. Bunun dışında doktor gözlem formu ve hemşire gözlem kağıtları var. Doktor gözlem formu aslında günlük olarak doktorun hastayı takip ettiği ve doldurduğu formdur. Hemşire gözlem kağıdı da yine günlük olarak hemşirelerin yaptığı işlemleri ve gözlemlerini yazdığı formlardır. Hasta kabul kağıtları. Bunlar ilk başvuruda muayene olacağı poliklinikte tıbbi sekreter tarafından dolduruluyorlar. Kimlik bilgileri, giriş çıkış bölümü, tanı bölümü, ICD kodu, yine doktoru ayaktan ya da yatarak tedavi edildiği bu formlara dolduruluyor. Sıvı dengesi çizelgesi, hastaların günlük aldığı veya çıkardığı sıvıların dengelerini görüyoruz, toplamını görüyoruz. Burada saatiyle birlikte mutlaka not ediliyor. Form örneğine bakacak olursak mutlaka saatlik, burada aldığı IV olarak mı, oral yollama veya diğer yollama ne kadar sıvı aldı? Çıkardığı sıvılar idrar, gayta, kusma, drenaj veya farklı bir yöntemle mi çıktı? Ne kadar çıktı ve toplam ne kadar? Bu dengeyi görebilmek için bu formlar mevcut. Yine görüyoruz mutlaka tarih bilgisi, kimlik bilgisi, dosya numarası gibi bölümler mevcut. Çıkış özeti, yani epikriz, hasta taburcu olduğunda veya başka bir kuruma sevk edildiğinde bu formlar çok çok önemli. Hastanın teşhisi nedir, tedavisi nedir, daha sonra yapması gerekenler nedir, tedavi şekli nasıldır ve diğer kaydedilen bilgileri biz epikrizlerde görebiliyoruz. Dosyalamada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi klasik hasta dosyalarında bizim için kurumda bir alan olması gerekiyor. Arşivin kurulması gereken ve standartlara göre, arşiv yönetmeliğine göre de belli standartları var bunların. Tabii ki de daha az vaka gelen bir kurumla daha fazla vaka gelen bir kurumun arşiv büyüklüğünü aynı tutamayız. Burada kurumun büyüklüğü çok çok önemli, gelen evrakın büyüklüğü çok çok önemli. Evrakların nasıl kullanılacakları, kimler tarafından kullanılacağı, kolay erişilebilirlik, yine mutlaka arşivlerin kolay erişilebilir yerlerde olması, yerleşme biçiminin pratik olması, yani herhangi bir sıkıntı olduğunda, ateş, yangın veya sel durumlarında hemen ulaşılabiliyor olması, kullanılan malzeme maliyetinin düşük olması veya transfer kolaylığının kolay olması dosyalama için çok çok önemli parametreler. Şöyle toparlayacak olursak, kimler kullanıyor hasta dosyalarını? Evet, devlet hizmetlerinde kullanabiliyor, kurumların değerlendirilmesinde. Mahkemeler eğer adli vakaysa ve adli yargıya intikal ettiyse yine hasta dosyaları ve tıbbi belgeler çok çok önem kazanıyor. Sigorta kurumları isteyebiliyor, kredi kurumları kredi vermeden önce sağlık raporu isteyebiliyorlar. Akreditasyon kurumları yine tarafsız bir şekilde denetlediği kurumdaki hasta dosyalı düzenine bakmak isteyebilir. Halk sağlığı çalışmalar, epidemiyolojik çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda, eğitim materyali olarak eğitim yerlerinde veya işverenler işe almadan önce çalışanından yine sağlık raporu isteyebiliyorlar. O yüzden çok çok önemli. Eksiksiz ve tam olması bizim için önemli. Kapsamı ve düzenlenmesine baktığımız zaman aslında 3 tane bölümü var. Kimlik bölümü, hemşire bölümü ve tıbbi işlemler bölümü. Şöyle genel olarak bakacak olursak, kimlik bölümü tıbbi sekreter tarafından dolduruluyor. Kişi kuruma geldiği zaman ve hasta dosyası açılacaksa aslında tıbbi sekreterin yapması gereken ilk iş, bu hasta daha önce bu kuruma gelmiş mi ve bir hasta dosyası açılmış mı? Eğer açılmadıysa evet, bir hasta dosyası açılır ve bilgiler girer. Eğer daha önce kuruma gelmiş ve bir hasta dosyası varsa ve arşive de kaldırıldıysa, istem fişiyle hasta dosyası istenir ve bunun üzerinden devam edilebilir. Buradan büyük görev tıbbi sekreterlere düşüyor aslında. Daha önce bir dosyası var mı yok mu diye bakması gerekiyor. Kimlik bilgisi bölümünde kimlik bilgilerini görebiliyoruz. Dosya numarasını, muayene olduğu bölümü, tarihi, doktorun, hekimin ismini buralarda görebiliyoruz.
Hemşireyle ilgili bölüm hemşirelerin doldurduğu formlarda yine değişiklik göstermekle birlikte gözlem formu, izlem çizelgesi buralarda doldurulabiliyor. Günlük olarak vital bulgular yine sırasıyla ve saatiyle ateş, nabız, solunum gibi bulguları yazılıyorlar. Hastaya ve tedaviye ait diğer bilgiler varsa bunlar mutlaka yazılıyor. Tıbbi işlemler bölümü ise hekime ait bölümdür. Burada kimlik bilgilerini, soy geçmişi ve özgeçmişini, mevcut hastalığını, muayene bulgularını, ön tanıyı veya yapılan diğer girişimler varsa cerrahi girişimler, müdahaleler bunları da buralarda bulabiliyoruz. Sonuç raporlarını, ameliyat sonuç raporu, laboratuvar sonuçları, röntgen sonuçları olabilir. Doktor gözlem ve istekleri, çıkış tarihi, son durumu veya kontrolleri, kesin tanısının ne olduğu yine kodlamayla beraber ve her kurumda yapılmasa da bazı kurumlarda otopsi yapılabiliyor. Varsa otopsi bilgilerini de buraya ekliyoruz. Numaralandırma sistemi mevcut hasta dosyalarında alfabetik veya nümerik sistem olarak ayırabiliriz. Alfabetik sistem A'dan Z'ye kadar bir sıralama var fakat daha çok nümerik sistemi kullanıyoruz. Nümerik sistemde de seri numaralandırma, ünite numaralama veya seri ünite olarak ayırabiliriz. Seri numaralandırmada hasta her gelişinde farklı bir dosya açılıyor. Ve her ne kadar 10 kere geldiyse bu kişinin 10 tane dosyası olmuş oluyor. Buradaki sıkıntı takibin zor olması, ekonomik olmaması ve saklama sorunları da olması arşiv büyüklüğünü yine etkileyecektir. Ünite numaralandırma sistemi kişi kuruma geldiğinde tek bir dosya açılır ve her geldiğinde bu dosya üzerinden devam edilir. Daha kullanışlı. Burada da arşivlemeye dikkat etmek lazım. Yönetmeliğe göre baktığımızda eğer arşivde ve bu hasta dosyalarının dizileceği raflarda %25'lik bir boşluk bırakılması tavsiye ediliyor. Ne demek bu? Eğer bir raf 100 tane hasta dosyası alacaksa 75 dosya buraya konulsun. 25 dosyalık yer boş kalsın. Çünkü hasta her geldiğinde bu dosyaya yeni bir belge ekleyeceği için belgenin hacmi büyüyecektir. Dolayısıyla bunu önlemek için de böyle %25'lik bir ayrım öneriliyor. Seri ünite numaralandırılmada hasta kuruma her geldiğinde evet farklı bir dosya açılıyor fakat en son tek bir numarada, tek bir dosya numarasında birleştiriliyor. Burada da belki takibi zor olabilir. Çünkü birden fazla dosya var ve bunu en sonunda birleştirirken burada bir takım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Yine en önemli şey veri güvenliği, mahremiyet, hasta bilgilerinin gizliliği. Eğer bir adli yargı, adli süreç yoksa hastanın bilgisi dışında bu bilgiler açıklanamıyor. Mahremiyeti mutlaka saklıyoruz. Belki arşivlere herkesin girememesi, bazı işte şifrelerle girilmesi, herkesin her belgeye ulaşamaması, bazı şifrelerle belki parmak iziyle bu arşivlere girilmesi, elektronik imza kullanılması ve yine belirli personellerin belirli bilgilere ulaşması bunların önüne geçecektir. Zaten veri güvenliğiyle ilgili kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik de mevcut. Ben direkt olarak bazı kısımları buradan aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Stix üzerinden sizlerle paylaşacağım. Lütfen daha geniş halini sizler de okuyun. İlk başta bazı tanımlamalar yapıyor bu yönetmelikte. Ve yönetmeliği kimler kapsıyor diye bakacak olursak sağlık kurumlarını, sağlık kurumunda çalışan personelleri, verileri işleyenleri, bu sağlık kurumlarındaki otomasyon sistemleriyle uğraşan, yazılım ve donanımı sağlayan diğer kişilerin hepsini bu yönetmelik kapsıyor. Açık veri olarak tanımladığı şey ücretsiz olarak internet üzerinden de hiçbir bedel ödemeden ulaşılan veriler. Kişisel veriler ise kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin bilgilerdir. Bunlar eğer kişinin sağlığıyla ilgiliyse, fiziksel veya ruhsal sağlığıyla ilgiliyse kişisel sağlık verisi kapsamına giriyor. Burada ilgili kişi olarak yönetmelikte bahsettiği kişisel verisi işlenen gerçek kişi. İlgili kullanıcı da bu bilgileri işleyen kişi, kurumdaki çalışanlar ve verileri işleyen kişiler olarak tanımlıyorlar. Şimdi burada yine yönetmelikte geçen kimliksizleştirme, anonimleştirme gibi bazı kavramlar var. Kimliksizleştirme dediğimiz kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilmemesi için
farklı bir ortamda muhafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin ilgili kişiyle ilişkilendirilmeyecek şekilde işlenmesidir. Anonim hale getirme ise başka verilerle eşleştirerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Yine burada verilerin imha edilmesi, silinmesi, yok edilmesi gibi kavramlar söz konusu. Verilerin imhası silinerek, yok edilerek veya anonim hale getirilerek yapılabilir. Silinme, ilgili kullanıcılar tarafından geri dönüşümsüz olarak bir daha ulaşılamayacak hale gelmesi. Yok etme ise hiç kimse tarafından ulaşılamayacak şekilde tekrar kullanılamaz ve geri getirilemez hale getirilmesi. Peki bu verilere kimler nasıl, hangi şekilde ulaşabilir? Ben daha kısa bir şekilde anlattım burada. Lütfen sizler yönetmeyi dikkatli bir şekilde okuyun. Sağlık personelinin verilere erişimi sınırlıdır aslında. Eğer e-nabız sistemini kullanıyorsa kişi kendi sağlık verilerini kimlerin görebileceğini, göremeyeceğini kapsamını genişletebilir, daraltabilir. Eğer kullanmıyorsa mutlaka bilgilendirilmeli ve bu durumda aile hekimi kişinin bilgilerine ulaşabiliyor. Eğer randevu aldığı bir hekim varsa bu randevu saatinde o gün yine hastanın bilgilerine ulaşabiliyor. Eğer randevu almadıysa ve bir sağlık kurumuna girişini yaptıysa 24 saatliğine yine hekimler görebiliyor. Eğer bir yatış söz konusuysa hastanın kuruma yatışıyla beraber çıkışına kadar bilgileri görülebiliyor. Dediğim gibi hasta bunu kendi bilgilerini gizliliğini genişletebilir veya daraltabilir. Eğer bir gizleme söz konusuysa burada e-nabız üzerinden hastanın verdiği numaraya bir kod gider ve bu kodla beraber eğer hekime verirse hekim ancak o şekilde görebiliyor hastanın bilgilerini. Ebeveynler yine çocuklarına ilişkin verilere ulaşabiliyorlar. Burada ayırt etme gücüne sahip çocuklar e-nabız üzerinden yine ebeveynlerin erişimini izne tabi tutabiliyorlar. Anne babanın ayrı olması halinde gerekli yönetmelikler kapsamında tabii ki velinin ve çocuğun faydası gözetilmek suretiyle yine verilere erişebiliyorlar. Bunun dışında eğer avukatlara erişmek istiyorsa verilen genel vekaletnameye ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması dahilinde onlar da ulaşabiliyorlar. Eğer bir ölüm söz konusuysa ve ölümden sonra bazı bilgilere ihtiyaç varsa burada veraset ilamını bunu ibraz etmek suretiyle yasal mirasçıları tarafından yetkili hale gelebiliyorlar. Burada tabii ki yine mahremiyetten bahsediyoruz. Kişinin çalışanların kurumdan ayrılması ya da tekrardan söylüyorum kişinin ölmesi bu mahremiyeti ortadan kaldırmıyor asla. Bunun dışında ölmüş bir kişinin sağlık belgesi ve yine adli belgeler en az 20 yıl süreyle de saklanması gerekiyor. Sizlere burada kaynakçaları da belirttim. Lütfen daha detaylı bir şekilde okuyun. Şimdiden başarılar diliyorum hepinize.